Herkese merhaba, ben Selman Karakurt. Bulunduğumuz yerden, Belçika'dan herkese selamlar, sevgiler gönderiyorum. Değerli kardeşlerim, bugün sizlere karayolu üzerinde araç kullanan, özellikle profesyonel ağır taşıt şoförlerini ilgilendiren bir konuyu anlatmak istiyorum. Mesleki yeterlilik kursu ile ilgili C95 ya da Kod 95 denilen kursla ilgili bir bilgiyi paylaşmak istiyorum. Şimdi C95'i bilenler biliyor, bilmeyenleri anlatacağım. Çok soruluyor bize, özellikle Türkiye'den buraya şoför olarak gelip çalışacaklar soruyor. Neler lazım, neler yapmamız lazım? Öncelikle Belçika'dan başlayalım. Belçika'da eğer profesyonel bir şoför ehliyetine sahipseniz, tır şoförü, otobüs şoförü, kamyon şoförüyseniz eğer, ağır taşıt ehliyetinin dışında mesleki yeterlilik kursu vardır. Burada ehliyetin arkasında var. Her 5 yılda bir yenilenen bir kurstur. 5 yılda bir karayolu üzerindeki değişiklikler anlatılıyor, kurallar anlatılıyor. Güvenli sürüş nasıl olur? Konforlu bir sürüş nasıl yapılır? Ekonomik sürüş nasıl yapılır? Hal ve hareketleriniz, müşteriyle ilişkileriniz nasıl olmalı eğer otobüs şoförüyseniz? Bir sürü konular. Bu 5 yılda bir düzenleniyor. Yaklaşık 5 günlük bir ders 25 ile 30 saat arasında değişebiliyor. Eğer hali hazırda bir şirkette çalışıyorsanız da zaten çalıştığınız iş yeri bu kursu düzenliyor. O kursa tabi tutuluyorsunuz. Ya da Belçika'da işsizseniz eğer, bir yerden para alıyorsanız, geliriniz bir yerdense VDAB karşılıyor ücretsiz olarak. Ya da hiçbir geliriniz yok, ağır vasıta ehliyetiniz var, çalışmak istiyorsunuz, bunu özel olarak kursa yazılıp kendiniz ödemeniz gerekiyor. 1200 euro ile 1500 euro arasında değerli kardeşlerim. Belçika'da az önce de söylediğim gibi 5 yılda bir yenilenen bu C95 belgesi ehliyetinize tamamen işleniyor. Ayrı bir ehliyet değil, ayrı bir kart verilmiyor. Tamamen ehliyetinizin arka tarafına yazılıyor. Öncelikle 5 yılın sonunda sağlık kontrolüne tabi tutuluyorsunuz. Ciddi bir şekilde büyük bir kontrolden geçiyorsunuz. Göz kontrolü, kulak kontrolü, idrar tahlili, şeker hastası olup olmadığınız araştırılıyor. Bir takım testlerden geçtikten sonra fiziki olarak tekrar kontrol ediliyorsunuz. Eğer sağlık kontrolünüzü güzel bir şekilde geçtikten sonra belgeniz size veriliyor. Belediyeye gidiyorsunuz. O da ehliyete işleniyor. Sağlık kontrolü okeydir diye. Sonrasında bu mesleki yeterlilik kursuna tabi tutuluyorsunuz. Ehliyetiniz yenileniyor. 5 yıl sonra tekrar giriyorsunuz. Bu size bildiriliyor zaten. Çalışan biriyseniz ise iş yeri, sizin şefiniz, müdürünüz, amiriniz bunu haberdar ediyor. Kursa gidiyorsunuz. Kesinlikle bu olmadan, bu C95 olmadan işe alınamıyorsunuz. Çalıştırılamıyorsunuz. Sadece B sınıfı ehliyetiniz açık kalıyor. Küçük otomobil kullanabiliyorsunuz. Şimdi değerli kardeşlerim, özellikle Türkiye'den buraya gelip şoför olarak çalışan kardeşlerimiz bize çok yazıyorlar. YouTube kanalımıza yazıyorlar. Sosyal medyadaki hesaplarımıza yazıyorlar. Abi diyorlar, bizim ehliyetimiz var. Oraya gelip çalışabilir miyiz? Şimdi
Belçika'ya elinizi kolunuzu sallayarak gelemezsiniz. Eğer bir firma size güvence veriyorsa, seni buraya getireceğim, işte otobüs şoförü olarak çalıştıracağım diyorsa, eğer o garantiyi veriyorsa, bakın karayolu üzerinde ağır taşıt şoförleri çalışıyorlar. Eğer Türkiye'den buraya getirecek firma size garanti veriyorsa, bütün sorumluluğu o alıyorsa, öncelikle Türkiye'den buraya denk düşecek ehliyete sahip olmanız gerekiyor. Şöyle gösterelim değerli kardeşlerim. Sürücü belgesi. Ehliyetiniz eğer denk gelmiyorsa, burada gelip denkliğini yaptırıyorsunuz. Sınava tabi tutuluyorsunuz. Eğer otobüs ehliyetiniz varsa, yetersizse otobüs almak için ehliyet kursuna gireceksiniz. Kamyon, tır ehliyeti kursuna gireceksiniz. Yaklaşık bu, yani oradan gelecekler için zor bir iş. Çünkü hangi bölgeye geliyorsanızsa o bölgenin dilini öğrenmeniz lazım. Trafikle ilgili konuları anlayabilecek düzeye gelmek için o bölgenin dilini bilmeniz gerekiyor. Mesela Brüksel'e, Valon tarafına gelecekseniz ise Fransızca öğrenmeniz lazım. Ya da Hollanda bölgesinde çalışıyorsanız Hollandacanız, Flamancanız olması gerekiyor. Alman bölgesi var, Almancanız iyi olması lazım. Şayet Türk firması sizi getiriyorsa, bu C95'i özel parayla alabileceğiniz yerler var. 1200 euro ile 1500 euro arasında değişebiliyor. Tamamen firmanız hallediyor. Çok zor. Ben de aldım. Yakın zamanda bitiyor kursumuz. Bildiğim için anlatıyorum tabii. Çok soruluyor. Biz de biraz çaba sarf edip bu tarz videolar hazırlıyoruz. İnsanları bilgilendiriyoruz. Bilmediklerini anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Burası bir devlet yolu. Nasyonel yol diyorlar. İşi gücü direksiyonda geçen kardeşlerimizi ilgilendirecek bu C95 çok önemli sevgili dostlarım. Dilimin döndüğü kadarıyla anlatmaya çalıştım. Rabbim kazasız belasız günler nasip etsin diyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek ümidiyle hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun.